Kanala eklediğimiz yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videomda size muhabbet kuşlarına nasıl yemler kullanabiliriz, onlarla ilgili biraz bilgi vereceğim. Arkadaşlar, muhabbet kuşu bildiğiniz gibi şöyle normal muhabbet kuşu karışık yemleri var. Bu yemlerin sadesi de var arkadaşlar. Eğer böyle akıllı yemlikler kullanıyorsanız, bakın ben karışık yem kullanıyorum. Kuşlarım hiçbir şekilde dağıtmıyor. Eğer sizin kuşlarınız bunu dağıtıyorsa anlayın ki ya yem seçiyordur ya da yumurtlama zamanı gelmiş olabilir. Orada kendine bir yer yapıyor gibi olabilir. O yüzden sade yem kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu karışık yemin haricinde şöyle yulafımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, yulaf da tüye girmiş kuşlarınıza yulafı 2 hafta boyunca verirseniz eğer, kuşlarınız çok çabuk tüyden çıkacaktır. Ve de çok sevdiği bir besindir yulaf kuşların. Onun haricinde arkadaşlar kanarya yemimiz var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, kanarya yemini de eğer kuşlarınıza, yavru bakan kuşlarınıza mama yapamıyorsanız kanarya yemini mama yerine verebilirsiniz. Bir ikincisi, yeni yeme düşecek kuşlarınızın, yavrularınızın önüne koyabilirsiniz. Bunun kabuğu biraz daha ince olduğu için çok çabuk bunu kırıp yiyebilecek kuşlarınız. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir yavrum var. Gördüğünüz gibi kolay ulaşabileceği yerlere koyarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bir ikincisi, bu kanarya yemini bir de arkadaşlar, kuşunuz eğer ishalse 1-2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca artık ne kadar zamanda geçerse kanarya yemini kuşlarınıza verirseniz, ishal olan kuşlarınıza verirseniz ishali gidecektir arkadaşlar. Bu işe de yarar. Ve daha doyurucudur. Yavruya bakan kuşlarınıza verin. Çok güzel yavrularına bakarlar. Bir de şöyle kalamar kemiğimiz var arkadaşlar. Bu kalamar kemikleri de kuşların kemiklerini güçlendirir arkadaşlar. Bir de yumurta yapacak kuşlarınızın dış kabuğunu oluşturmasına yarar. Gördüğünüz gibi. Yani bunu koyduğunuz zaman gagaya taşı falan da koymanıza pek de gerek yok aslında. Bu da olabilir. Bir de arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tarafta suyumuz var, bir tarafta kumumuz var. Arkadaşlar, kumu mutlaka kuşlarınıza verin. Çünkü bu kuşlarımızın mideleri olmadığı için direkt bağırsaklarına gidiyor. Eritemiyorlar yediklerini kolay kolay. Bu yüzden kum yemeleri gerekiyor arkadaşlar muhabbet kuşlarının. Mutlaka muhabbet kuşlarınıza kum verin. Kuş kumu diye alabilirsiniz pet shoplardan. Bu da çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir kum kullanıyorum. Arkadaşlar, bunu internetten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 15-20 lira civarında bir şey. Bayağı da bir uzun süre gidiyor. Böyle bir şey size tavsiye edebilirim. Evet, sorularınız olursa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler.